Herkese selamlar. Ben FehmiUyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 39. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders duraklamanın nedenlerinde kalmıştık. Duraklama dönemi padişahlar kim onu görelim. 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa, 2. Osman yani genç Osman, 1. Mustafa, 4. Murat, Sultan İbrahim, 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa olmak üzere Osmanlı tarihinde en fazla padişah değişikliğinin yaşandığı dönemdir duraklama dönemi. Sokullu'nun ölümüyle başlıyor, Karlofça Antlaşması ile sona eriyor. Doğuda Ferhat Paşa Antlaşması, batıda Bucaş Antlaşması ile en geniş sınırlara ulaşıldı. İstanbul merkez isyanları var, Yeniçeriler tarafından çıkarıldı. Cülus için sürekli padişah değiştirmek istemeleri temel nedeni. 4. Mehmet döneminde 30 saray görevlisi Sultan Ahmet Meydanı'nda çınar ağaçlarına asıldı. Bu olaya Vaka-i Vakvakiye, çınar olayı denilmektedir. Yeniçeriler 2. Osman'ı öldürdüler. Buna Hale-i Osmaniye olayı denir. 7 kule zindanlarında öldürdüler. Avusturya-Osmanlı Savaşı'nda Yeniçeriler 4. Mehmet'in yerine 2. Süleyman'ı tahta geçirmişlerdir. Celali isyanları Kara Yazıcı, Deli Hasan, Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu, Katırcıoğlu, Gürcü Nebi ve Tavil Ahmet'tir. Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanları liderlerinden değildir diye sorabilir. Gelir size Vezir Ahmet Paşa'yı sorar. O Kanuni Sultan Süleyman dönemindeydi. Bir notumuz var. 17. yüzyılda çıkan isyanlarda milliyetçilik akımının etkisinden söz edilemez demişiz. Bu kısmı da unutmayın. Osmanlı-İran ilişkilerine bakalım. 3. Murat döneminde Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştı. 1. Ahmet döneminde Nasuh Paşa Antlaşması yapıldı ve Osmanlı'nın doğuda yenildiği ve toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Bu yüzden Nasuh Paşa çok önemlidir. En geniş sınırlara ulaştığımız Ferhat Paşa çok önemli. İlk defa doğuda yenildiğimiz Nasuh Paşa Antlaşması da çok önemli. 4. Murat Bağdat'ı geri aldığı için Bağdat Fatihi unvanı da var. 1639'da 4. Murat döneminde Kasr-ı Şirin Antlaşması ile günümüz Türkiye-İran sınırı da çizilmiş oldu. Osmanlı-Avusturya ilişkileri 3. Mehmet Kanuni'den sonra ilk defa sefere çıktı. Burası çok önemli. Ve Eğri Kalesi'ni aldı. Bu yüzden ona Eğri Fatihi unvanı verildi. 3. Mehmet Haçova Meydan Savaşı'nda Avusturya'yı yendi. Büyük bir devlete karşı kazanılan son meydan savaşı oldu bu. Bundan sonra bir daha böyle bir savaş kazanılmayacak. 1. Ahmet Kanice ve Estergon kalelerini aldı. Kanice Fatihi unvanı Tiryaki Hasan Paşa'ya verildi. Köprülü Fazıl Ahmet ise Uyvar Kalesi'ni fethetti. Bu yüzden kendisine Uyvar önünde Türk gibi güçlü sözü Uyvar'ın fethi üzerine söylenmiştir. Zitvatorok Antlaşması imzalandı 1606'da Osmanlı ile Avusturya arasında. Eğri, Kanice, Estergon Osmanlı'da kalacak. Avusturya artık yıllık vergi vermeyecek. Bir defaya mahsus savaş tazminatı verecek. Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına denk sayılacak ve kendisine imparator denilecek. Gördüğünüz gibi İbrahim Paşa Antlaşması ile elde edilen tüm üstünlük Zitvatorok Antlaşması ile sona ermiştir. Şimdi bu Eğri neresi, Estergon neresi, Kanije neresi, Uyvar neresi, Haçova Meydan Savaşı nerede yapıldı? Bunu harita üzerinde gösterelim. Bakın Eğri şurada Macaristan'ın, Haçova Meydan Savaşı şurada yapıldı, Estergon Kalesi burada, şurası Zitvatorok, burası Uyvar bakın. Uyvar'ı kim aldı? Köprülü Fazıl Ahmet aldı. Kanice Fatihi yani şuradaki gördüğünüz Kanice Fatihi kim? Tiryaki Hasan Paşa. Haçova Meydan Savaşı dedik. Haçova Meydan Savaşı şurada gördüğünüz Masum'la gösterdiğim alanda gerçekleşti. İzgiyat var burası zaten. Vas var şurası. Bakın Karlofça Antlaşması. Duraklama döneminin bitirip gerileme dönemine gittiğimiz yer de burası. Karlofça neresi diye merak eden arkadaşlar o da Macaristan'da. Yani göreceğiniz üzere duraklama döneminin tüm önemli olanları hemen hemen Macaristan'da gerçekleşiyor. Bakın şurası da Zitvatorok. Hani niçin Zitvatorok Antlaşması denmiş onu da görün. Macaristan'daki bir şehirdi o zamanlar. Başka size anlatabileceğim bir şey var mı? Eğri Fatihi 3. Mehmet. Eğri neresi? Şurası. Göstereyim size yine Macaristan'ın kuzey doğusunda. Osmanlı-Avusturya ilişkisi Avusturya'nın isteği üzerine Vasvar Antlaşması yapıldı. Avusturya'nın son kez savaş tazminatı ödediği anlaşmadır. Bunu ezberlemek zorundasınız. Avusturya'nın son kez savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir diye sorabilir. Vasvar neresi? Bakın Vasvar şurası. Macaristan'la Avusturya'nın sınırında kalan bir il. 4. Mehmet döneminde 2. Viyana kuşatmasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Başarısız olunca idam edildi. İkinci Viyana kuşatmasında başarısız olduğu için hangi sadrazam idam edilmiştir diye sorabilir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa diyeceğiz. İkinci Viyana bozgunu Batı'da Türklerin yenilebileceği ve Avrupa'dan atılabileceği düşüncesini doğurdu. Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak dedikleri Haçlı Birliği'ni oluşturdular. Osmanlı Kutsal İttifak savaşları 16 yıl sürdü. Osmanlı Barış İşleri. İkinci Mustafa Karlofça Antlaşması'nı imzaladı. İkinci Mustafa'yı Edirne olayıyla tahttan indirdiler. Hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi ise idam ettiler. Burası önemli, burası çıkabilir. Edirne olayında indirilen hükümdar kimdir diye sorabilir. İkinci Mustafa. Edirne olayından sonra idam edilen Şeyhülislam kim diye sorabilir. Feyzullah Efendi diyeceğiz. Edirne olayı önemli. Osmanlı ilk kez ciddi bir toprak kaybına uğradı. Bu Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları sonunda ve gerileme devrine girdi. Bu antlaşma ile Osmanlı'nın Orta Avrupa egemenliği de sona erdi. Bu yüzden çok 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 önemli. Karlofça Antlaşması. Şimdi Kutsal İttifak'ın üyelerini sorabilir ÖSYM'e. Bu da gayet zor bir soru olur ama ezberleyin. Ben şöyle ezberlemiştim. Larpamov diye kendime bir kodlama oluşturmuştum. Lehistan, Avusturya, Rusya, Papalık, Malta ve Venedik. Şu A ile O'nun hiçbir etkisi yok. Larpamov demiştim. Böyle ezberlemeye çalışmıştım. Siz de kendinize bir kodlama yapabilirsiniz. Osmanlı-Lehistan ilişkileri 2. Osman Hotin seferinde Lehistan'ı yendi. Hotin neresi? Macaristan'ın hemen yukarısı Lehistan. Yani günümüz Polonya dediğimiz yerdir Lehistan. Hotin'de çarpışıyorlar. Ve Hotin seferinde Lehistan yeniliyor. Lehistan günümüzde Polonya. Almanya'nın hemen yanında. Almanya ve Rusya'nın arasında bir bölge. Hotin seferinde isteksiz savaşan Yeniçerileri görünce 2. Osman da Yeniçerileri kaldırma fikri oluştu. 4. Mehmet döneminde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Lehleri bozguna uğrattı. Burası da çok önemli. Bucaş Antlaşması imzalandı. Bucaş ile Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaştı 4. Mehmet döneminde. Batıda toprak kazandığı son antlaşmadır. Bucaş. Osmanlı-Venedik ilişkileri 4. Mehmet döneminde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 25 yıl süren kuşatmanın ardından Girit'i aldı. Maalesef 25 yıl boyunca hazine bu şekilde yağmalanmış oldu. Çok kötü bir karardı. Bir yıl beklerdi, kazanamadın, geri dönecektin. Çok büyük bir Osmanlı maliyesine darbe oldu Girit'in alınması. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa aldı. Girit alınınca Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi. Girit'in fethi Osmanlı'nın denizlerdeki son başarısıdır. Neresidir Girit? Muğla'nın güneybatısında hemen şöyle Google Map'ten görebiliyorsunuz. Bugün Yunanistan'ın bir parçası Girit. Osmanlı'nın Rusya ile imzaladığı ilk antlaşmanın 1687 yılında Bahçesaray yani Çehrin Antlaşması olduğunu bilmelisiniz. Bu kısmı ezberleyin. Duraklama dönemi ıslahatları süreklilik kazanamadı. Islahatçıların ömrüyle sınırlı kaldı. Şiddet ve baskı yoluyla ülkedeki asayiş sağlanmaya çalıştı. Islahatlara çıkar grupları tepki gösterdi. Meselelerin sebepleri araştırılmadı. Islahatlar düşünce aşamasında kaldı. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılmadı. Islahatlar devlet politikası haline de gelmedi. Tokmak bu dönemin ıslahatçılarıdır. Birazdan göstereceğim. Varil de bu dönemde savaşılan devletlerdir. 17. yüzyıl ıslahatçıları kim? Tarhuncu Ahmet, Osman, Genç Osman yani 2. Osman, Kuyucu Murat Paşa. Bu unvanı Celal isyanlarında halkı diri diri kuyulara gömdüğü için aldı. Ona Kuyucu Murat Paşa dendi. 4. Murat, 1. Ahmet ve Köprülüler dönemi olmak üzere Tokmak dediğimiz ıslahatçılar var. Siz kafanıza göre başka bir kodlama ile ezberleyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem öğrenmeniz, ezberlememeniz. Yani ben bu kısmı ezberlememiştim, öğrenmiştim. Ama şunu ezberlemiştim diyebilirim. Varil. Çok basit oluyor. Varil. 17. yüzyılda kim? Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan. 18. yüzyılda savaşılan devlet kim? Varif. Buraya F diyeceğiz. Yani Fransa. Sadece Lehistan gidiyor, Fransa geliyor. Yani Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Fransa olacak 18. yüzyılda. Varif. 3. Mehmet dönemi sancağa çıkan son padişah. Sancak sistemini kaldırıyor. Artık padişahlar maalesef deneyim sahibi olmayacaklar bundan sonra. Kanuni'den sonra ordunun başında sefere çıkan ilk padişah oluyor. 1. Ahmet dönemi var. Sancağa çıkmadan tahta geçen ilk padişahtır. Kuyucu Murat Paşa Celal isyanlarını bastırdı. 1. Ahmet dönemi sadrazamı. Ekber ve Erşed kuralını getirdi. Kardeş katlini kaldırdı. Fatih'in getirdiği bu uygulamayı kaldırıyor. Ekber ve Erşed kuralını getiriyor ve bence çok da mantıklı bir karar alıyor. Her türlü Ekber ve Erşed kardeş katli yasasından daha uygun.
Kafes usulünü getiriyor. İşte belli bir sarayın belli bir bölümünün dışına çıkamıyordu şehzadeler. Orada yetişiyordu. Bu da tabii onların akli ve psikolojik dengelerini de bozacak yanlış bir karardı 1. Ahmet tarafından. Osmanlı'da alkol yasağı getiren ilk padişah 1. Ahmet oldu. Ramazanoğullarını yani Adana'da bulunan Ramazanoğullarını Osmanlı'ya kattı. Şimdi diyeceksiniz yani tüm dünyanın 3 kıtasına hükmediyor. Bir Adana'yı alamadı mı? Eskiden bilmiyorum. Yani niçin buna tenezzül göstermediler bilmiyorum ama 1. Ahmet geliyor diyor yani tüm ülkenin bütünlüğünü bozan bir parçasın sen. Gel bana katıl diyor. Ramazanoğullarını Osmanlı'ya katıyor. İkinci Osmanlı dönemi var. Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Müderris ve kadıların atama yetkisini yani. Bu çok önemli bir hareketti. Çünkü liyakatsiz torpille insanları müderris ve kadı yapıyorlardı. Bu da Osmanlı'nın hem eğitimini hem adaletini bozuyordu. Başkenti Anadolu'ya taşımak istedi ikinci Osman. Harem geleneğine son vererek ilk kez saray dışından evlilik yaptı. Islahat hareketine girişen ilk padişah, Yeniçeri Yedikule zindanlarında öldürüldü. Osmanlı'nın ilk barajı 2. Osman döneminde yapılan Topuzbendi'dir. Bu da ÖSYM'de çıkabilir. Kendisi hakkında uzun süre tahtta kalsa 2. Fatih Sultan Mehmet olurdu denilen padişahtır. Gerçekten çok kaliteli bir padişahtı ama genç yaşta öldürüldü. Çünkü harem geleneğine son vererek ilk kez saray dışından bir evlilik yaptı ve yapacağı planları eşine anlattı. Eşi de gidip Yeniçerilere bunu yetiştirdi ve bu da genç Osman'ın sonu oldu. 4. Murat dönemi var. Saray kadınları ve ağaların etkinliğini kırmaya çalıştı. Sarhoş Yeniçeriler yangın çıkardığı için içki ve tütünü yasakladı. Kahvehaneler kapatıldı. Yeniçerilerin dedikodu ve isyan mekanları haline geldiği için. Yeniçerilerin sayısını azalttı. İstanbul'da ilk kez geceleri fenersiz sokağa çıkma yasağı uyguladı. Kötü gidişatı durdurmak için Koçu Bey'e, Katip Çelebi'ye, Lütfü Paşa'ya ve Veysi'ye raporlar hazırlattı. Lütfü Paşa'nın raporuna Asafname, Veysi'ninkine de Habname deniliyor. Bağdat Fatih unvanı var. Çünkü Bağdat'ı İranlar geri almıştı Osmanlı'dan ve 4. Murat sefere çıkıyor. Sefere çıkıp gidip Bağdat'ı geri alıyor. Bu yüzden kendisine Bağdat Fatihi deniliyor. Dönemin ünlü şairi Nefi'dir. Hicivleri yani eleştirileri sebebiyle 4. Murat onu boğdurttu. Maalesef arkadaşlar 100 bin yıldır insanlık Homo sapiens tarihinden beridir. Eleştiriye tahammül edemiyor. Kendisini eleştiren insanları düşman olarak görüyor. Halbuki bunu kendisini geliştirecek, kendi noksanlıklarını düzeltecek bir olaya çevirebilir insanlar ama bunu yapmıyorlar. Kimse eleştiriye katlanamıyor. 4. Murat da aynı şeyi yapıyor ve kendisini eleştiren Nefi'yi boğdurtturuyor. Hazerfen Çelebi, Lagari Hasan Çelebi ve Evliya Çelebi bu dönemde yaşadı. Ne yapmıştı Hazerfen Çelebi? Uçmuştu değil mi Galata'dan? Lagari Hasan Çelebi ilk füze denemesi yapmıştık. Evliya Çelebi bu dönemde yaşıyor. O da Bir Seyahatname adlı eseri var. Bir seyyah. Revan ve Bağdat Köşkü'nü yaptırdı. Bu da önemli. Duraklamanın en güçlü yenilikçisi. İlk kez cüllus bahşişini ödemeyen padişahtır. Burası çok önemli. Cüllus bahşişini ödemeyen ilk padişah hangisidir diye sorarsa 4. Murat. Osmanlı'da ilk kez Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu da çok önemli. Kimdi? Ahizade Hüseyin'di. Koçu Bey Risalesi'nde devletin buhranını Kanuni döneminden başladığını yazdı. Bu da önemli. Devletin buhranını yani kötü gidişatını Kanuni döneminden başladığını yazan Risale'yi kime aittir diye sorarsak Koçu Bey diyeceğiz. Katip Çelebi ise buhranı medreselerin bozulmasına bağladı. Yani eğitim bozuldu. İlim, bilim, fen terk edildi. Tabi bilim terk edilince yobazların bir merkezi olmaya başladı medreseler. Adamlar din bilgisinde de çok kaliteli bir eğitim almıyorlardı. Çünkü beşik ulemalığı dediğimiz olay başlıyor. Yani alemin oğlu da alimdir. Alimin serseri oğlunu getirip alim diye medreselerde müderris yaptılar. O zaman eğitim hepten bozuldu. 4. Murat'ın ölmesiyle Osmanlı hanedanlığı sona erme tehlikesi geçirdi. 4. Mehmet dönemi var. Avcı Mehmet olarak bilinir. 6 yaşında tahta çıktı ve bu da onu tahta çıkan en genç padişah unvanını kazandırdı. En uzun süre valide sultanlık yapan 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan oldu. Bu da ÖSYM'de çıkabilir. Osmanlı en geniş sınırlara bu dönemde ulaştı. İstanbul'un Mısır Çarşısı'nı yaptırdı.
Tarhuncu Ahmet, Köprülü Mehmet ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa bu dönemin sadrazamları. Şimdi bu dönemin sadrazamlarından başlayalım. Tarhuncu Ahmet Paşa ilk kez bir yıl sonraki tahmini bütçeyi hesapladı ve denklik yapmaya çalıştı. Saray masraflarını kıstı, devlete borçlu olanlardan borçları aldı. Bu yüzden çıkar sahipleri tarafından idam edildi. Yani bu da dünyanın bir kaderi midir bilmiyorum arkadaşlar. Yani binlerce yıldır siz dünyada iyi bir şeyler yapmaya çalışınca kötü oluyorsunuz. Ama kötü insanlar el üstünde tutuluyor. Yani Tarhuncu Ahmet Paşa da bunlardan biri. Devleti daha yüksek noktaya taşımaya çalıştığı için idam ediliyor. Ama devleti soyan, sömüren, yolsuzluk yapan, Osmanlı'da hırsızlıklardan geçinmeyen, torpil yapan, adam kayıran, liyakati bırakan insanlar ise ödüllendiriliyordu. Gerçi binlerce yıldır bu insanoğlunun kaderi, insanların bu konuda bilinçlenmesi, ahlaklı olması, vicdan sahibi olması gerekir. Köprülüler dönemi, Köprülüler döneminin hepsini anlatmaya gerek yok. Sadece en önemlisi olan Köprülü Mehmet Paşa'yı detayıyla bilsek yeter. Gerisinin isimlerini bilmeliyiz. Sadrazamlığı koşullu olarak kabul eden ilk devlet adamıdır. Bu çok önemli. Köprülü Mehmet Paşa. Bu merkezi otoritenin zayıfladığına da kanıttır. Çünkü söz geçiremiyor. Adam diyor beni istiyorsan benim şu koşullarım var diyor. Islahatlar için baskı ve şiddet kullandı. Köprülüler dönemi duraklama içinde yükselme devri gibidir. Çünkü gerçekten ülkeyi rayına sokuyorlar ama her biri ardı ardınca idam ediliyor garibanlar. Dediğim gibi devleti yükselttikleri için cezalandırılıyorlar. Çıkar sahipleri tarafından. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa, diğer ıslahçılar bunların hepsinin isimlerini bilin. Aşağıdakilerden hangisi duraklama dönemi devlet adamlarındandır diye sorabilir ya da değildir diye. O zaman mesela Köprülü Fazıl'ı, Köprülü Fazıl Mustafa'yı, Köprülü Fazıl Ahmet'i, Köprülü Mehmet'i, Amcazade Hüseyin'i verir. Sonra bir tane alakasız bir şık verir, Sokollu'yu verir. Hadi bunların içerisinden çık der. Yani bilmeniz lazım bunları. Bölüm sonu notlarımız var. Şeyhülislam fetvasıyla tahttan indirilen ve ekberiyet sistemiyle başa geçen ilk padişah 1. Mustafa oldu. Bu çok önemli. Osmanlı'yı Edirne'den yöneten padişahlarımız var. Bunlar kimler? 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa. Zaten 2. Mustafa'nın öldürülme sebeplerinden biri de başkenti Edirne'ye taşıyacağı korkusuydu. Yeniçeriler bunu istemiyordu. Ordunun başında sefere çıkan son padişah ise 2. Mustafa oldu. Bu da önemli. Osmanlı Avrupa'ya karşı siyasi üstünlüğünü Zitvatorok ile, askeri üstünlüğünü Karlofça ile, askeri üstünlüğünü kaybettiğini kabullendiği anlaşma ise Pasarofça'dır. Bunu durdurup ezberleyin. Burası çok önemli. Osmanlı'da Avusturya'ya ise Nemçe adı verildi. Yani Osmanlı kendi döneminde Avusturya demiyordu o devlette. Nemçe diyordu. Bu ders bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hayırlı çalışmalar diliyorum.